Merhaba arkadaşlar. Bugün size alternatörle kullanmış olduğunuz su türbini olarak kullandığınız alternatörü üretmiş olduğunuz elektrik yaklaşık olarak 14,5-15 volt arasında elektrik üretiyorsunuz. Ama bilek kalınlığındaki bir suyla ürettiğinizi düşünüyoruz. Biz bunun için şöyle bir şarj cihazı yaptık. Görmüş olduğunuz 2,5'la 5 amper arasına kadar amper verebilen sabit 14,5 volt verebilen bir cihazdır. Burada şu anda size tam anlamıyla anlatabilmemiz için görmüş olduğunuz gibi bunun içinde sabit diyotlarımız var. Üzerinde dijital metremiz var. 14,5-15 voltu ayarlayacağım. Sadece şu görmüş olduğunuz 12 volt 20 wattlık ampul yakacağım. Ve ekstradan olarak da şurada görmüş olduğunuz 10 watt diye de yazdım. 10 wattlık ampulü ilave edeceğiz. Ve alternatörümüzün nasıl dirence yani yüke binip Bayıldım. bayıldığını size burada anlatmış olacağız şimdi. Şimdi çalıştıralım. Şu anda sabit 14-15 volt ayarladım. Şu anda veriyor. 1 amper gibi bir yük çekiyor şu anda. Şarj oluyor. Akümüz şu anda şarj oluyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Şu anda akümüz burada. Bunu şarj ettiğimizi düşünelim. Şu anda da yaklaşık şöyle bir enerji çekiyoruz. Evimizde ya da bahçemizde kullanıyoruz. Ve ikinci bir 10 wattlık bir ampul ilave edeceğiz şu anda. Alternatörümüzün Başladı. nasıl bir şekilde yavaşladığını göreceğiz şu anda. Gördüğünüz ilk parlamayı yaptı. Düşüyor. Şu anda bakarsanız 11,5 volta düştü. Biraz daha düşecek. Artık verimsiz hale gelecek. Aküyü tam anlamıyla şarj edemeyecek. Şimdi size tam regüle edilmiş yani regüle edilmiş voltaj ayarlı voltajımızı, amperimizi buradan ayarladığımız şekilde ayarlayacağız. Ama buradaki suyumuz şu anda bu şekilde akıyor. Örneğin daha hızlı aktığını düşünün. Şu anda 15 volta geri geldi. Daha hızlı bir şekilde aktığını düşünün. Gördüğünüz gibi ampulümüz parladı. Yani 21 volta kadar çıkıyor. Yani her zaman bu şekilde kullanırsanız elinde sonunda bu ampul ya da akünüz zarar görecek. Biz bunu önlemek için böyle bir sistem yaptık. Şimdi de onu deneyeceğiz. Durduralım. Evet arkadaşlar şu anda regüle cihazımızı bağladık buradan. Görmüş olduğunuz gibi artı ucu ve eksi ucunu karıştırmıyoruz. Trifaza girişleri hemen burada yanında. Voltmetremizi de bağladık çıkışlarda şu anda ampullerin olduğu yerde. Şu anda bu ampulümüz yanacak. İkinci ampulümüzü bağladığımız zaman herhangi bir voltajda fazla bir düşüş gerçekleşmeyecek. Az önce 11 volta kadar düşüyorduk. Şimdi ise 14-14,5'larda burası kalacak. İkinci bir ampulü denediğimizde bunu şu anda göreceğiz. Şimdi çalıştırıyoruz. Voltajımız sabit. 14-14,5'ta çalıştığını göreceksiniz. Değmedi herhalde. Şurası temas etmedi. Görmüş olduğunuz gibi sabit. 14 küsürlerde kaldı. 14 küsürlerde duruyor. Hatta da hızımızı artıralım. Görmüş olduğunuz gibi 15 volt bile demiyor. Şimdi ikinci ampulümüzü deneyeceğim. Kaldıracağım. Voltajda herhangi bir ivmelenme olmadı. Ne düşüş ne yükseliş. Çok az aküyü şarj etmeye devam ediyor. Aküyü de şarj etmeye bu şekilde devam edecek. Şimdi aküde deneyeceğiz. Şimdi ise aküde deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi regülatör cihazımızı bağladık. Araya ampermetre olarak da bağlantımızı yaptık. Şimdi akümüzü şarj edeceğiz. Başlıyoruz. Evet, şimdi akümüz şarj olmaya başladı. 2 amperle şarj oluyor. Akümüz doygunluk noktasına ulaştığı zaman amperimiz düşmeye başlayacak. Eğer akümüz boşaldığı zamansa tekrardan 2 amper ve üzeri şarja başlayacaktır. Bunu her şeyi regülatör cihazı hallediyor. Ve şimdi ise ampulümüzü deneyeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ampere bakabilirsiniz.
devam ediyor. Basmaya devam ediyor. Kaldırdım. Tekrar dokunduruyorum. Işığı ben kısayım ki rahat görebileyim. Ben ampulü bağladığım için amper artıyor. İkinci bir ampul daha bağlasam amper direkt artacak. 3 amper, 4 ampere kadar çıkacak burası. Bırakıyorum. Akümüz ardalı bir akü olduğu için, çabuk doygunluk noktasına ulaştığı için bu şekilde yapması normaldir. Sizde böyle olmayacak. Görmüş olduğunuz gibi. Az suyla enerjimizi depolamakta herhangi bir sakınca yoktur. Buzdolaplarınız, televizyonlarınız için ideal bir şeydir. Kullanmanızı tavsiye ederim. Alacak olan arkadaşlara hayırlı olsun.